İstanbul'da taksiye binen bir müşteri paralarını ortalığa saçıp sızdı. Evet, doğru duyuyorsunuz değerli izleyenler. Şoka giren şoför de bakın ne yaptı. Bu arkadaş şu paralar 200 lira hepsi. Bu arkadaş kafayı biraz bulmuş. Taksiye bindi, durdurdu beni. Elinde bir tomar para vardı. İddiaya göre hepsini yanında uyuklayan müşteri saçmıştı. Paraları elime aldım ben. Topladım, o boşluğa düştük. Adam ne yapıyor sırada? Uyuyor, gitti. Uyuyor, sızdı. Adam sızdı, gitti. Korkut Aykut Akkoyunlu bu sabah hayatının en ilginç mesaisini yaptı. Korkut Aykut Akkoyunlu sabah saatlerinde Osman Bey'de bekleyen bir yolcuyu taksisine aldı. Buraya kadar her şey gayet normal. Fakat o yolcu taksiye bindikten sonra macera dolu yolculuk başladı. Müşteri Şişli'ye gitmek istemişti. Dedim tamam, başa belayı aldık. İddiaya göre o müşteri alkolü biraz fazla kaçırmıştı. Nereye gideceğini, nerede ineceğini bilemiyordu. Şişli Camii'nin oraya geldiğinde taksiden inmek istedi. Kapıyı açıp bir ayağını dışarı attı. O sırada cebinden paraları çıkarttı. 200 lirayı verdi. Daha sonra aldım paranın üstünü verdim. Kapıyı açtı, adımını attı aşağı. Sonra tekrar bindi, kapıyı örttü, devam etti. O ara elindeki paraları da arabanın içine attı telefonla birlikte. Şaşıran taksici paraları topladı. Sızan yolcuyla birlikte soluğu karakolda aldı. Memur bey merhaba, kolay gelsin. Ya bu arkadaş biraz kafayı bulmuş. Bir dünya parası var. Kendinde değil. Bunu indiremiyorum da arabadan. Polisler onu güç bela uyandırdı, sonra da evine yolladı. Açıkçası o parayı rahatlıkla alıp içebilirdim. Ama Allah korkusu, taksilerde yaşanan sorunlar mesleki değil ahlaki problemlerdir.